Merhaba arkadaşlar, ben Gamze. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir ev video ile karşınızdayım. Çok sevdiğinizi biliyorum, evde vakit geçirmemi, ev vloglarını. O yüzden bir video başlatmak istedim. Şimdi yemek yapacaktım. Dedim ki birlikte yapalım. Bu arada ev turu da gelecek. Ama hala yerleşmeyen şeyler var kafamda. O yüzden böyle tam bir evi yerleştirdiğim zaman arkadaşlar güzel bir ev video gelecek. Şimdi böyle ufak ufak yerlerden kesitler gösteriyorum. Her yeri göstermemeye çalışıyorum sürprizi kaçmasın diye. Şimdi bugün evdeyim. Karnıyarık yapacağım. Pilav, cacık. Çok sevdiğim bir menüdür. Böyle zeytinyağlı, naneli güzel bir cacık yeriz. Gökhan da seviyor. O yüzden birlikte yapalım istedim. Karnıyarık daha önce bir kere yapmıştım. İlk defa denemiştim. Olmuştu, yine olur. Çok zor değil yani. Denediğim yemekler oluyor açıkçası. O yüzden sıkıntı yapmıyorum. Sadece pijamalı şekilde soyup tuzlu suda biraz bekletmek gerekiyor. Bir yarım saat kadar. Onu biliyorum. Bu tuzunu alsın diye miydi? Bir sebebi vardı. O yüzden onu yapacağız şimdi. O bekleyecek. O ara makineyi çalıştırmıştım ben, bulaşık makinesini. Bulaşık makinesini boşaltırım. Sonra da yemeğimizi yaparız. Şu sebze kısmında karnıyarığım vardı. Yaparım diye almıştım. Bunları yapacağım. 4 tane var. Tam 4 tane yaparız. Güzel olur. Patlıcanlar iyice suyunu çeksin diye havlu peçeteyle kuruluyorum. Sonra bunları kızartacağız. Şöyle ocağımızın altını açtım. Yağ biraz diğer şişenin dibinde kalmıştı. Biraz da bu yağdanlığımdan ekliyorum. Önce kızartacağım patlıcanları. Sonra iç harcını yapacağım ve öyle fırına vereceğim. Bir yandan da pirinç pilavı yapacağım. O yüzden ılık su ekliyorum. Bu suya biraz tuz ekliyorum. Şöyle tuzlu ılık suda bekletiyorum pirinçleri. Bu arada patlıcanları bekletme sebebimiz de acısını almışsın diyeymiş. Şimdi baktım internetten. Onları da tuzlu suda beklettim. Sonra güzelce kuruladım. Şimdi bir kızartacağım. Şimdi güzelce patlıcanlarım kurudu. Yine de bir kuruluyorum. Ve tavama atıyorum. Bakalım 4 tane sığarsa 2 tane akşama, 2 tane de yarın öğlene iyi olur. Ben bir tane yerim. Yok, onu bilmiyorum gerçi. Neyse, bunu sonra atalım. Bu sığmayacak gibi. Aspiratörü çalıştırıyorum. Çok ses olmasın, kapatayım. Bunlar kızarsın. Şöyle kızarıyorlar. O sırada biz de iç harcımızı yapalım. Hemen bir kesme tahtası alayım. Sabahtan şöyle biraz kıyma çıkartmıştım. Böyle streçleyip atmıştım ben. Bununla yapacağım. Şimdi iç harcına geçiyorum. Çünkü patlıcanları çıkardım. Bunların böyle ortalarını açacağım. O arada iç harcını yapalım. Ufak bir tavada bunları Gül teyzem ev hediyesi olarak almış. Şöyle koyalım.
Etraf da battı, her yer yağ oldu ama artık sonra temizleyeceğiz. Bu sıralar dediğim gibi çok böyle güzel, hemen mesela böyle bir iç harç yaptığımda falan çok işime yarayacak. Şimdi böyle biraz yağ ekliyorum. Çok eklemiyorum çünkü zaten patlıcanımız da yağda kızardı. Böyle bir çeviriyorum. Şimdi soğan atacağım. Sarımsak atacağım. Domates atacağım. Küp küp doğradım. Ve atıyorum. Biraz öldürüyorum soğanları. Şöyle bir şey daha rahat olacak. Bir tane sarımsak ekliyorum. Böyle ufak bir diş. Güzel tat versin diye ben seviyorum yemeklerde. İki tane domates. Güzeldi. Şimdi bunları kavuruyorum. Pul biber ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Çok az. Biraz kekik ekliyorum. Şöyle. Ve biraz da tuz ekleyeceğim. Şimdi annemle konuşuyordum da arkadaşlar aradı. Salçasız olmaz dedi. O yüzden biraz salça ekleyeceğim renk vermesi için. Şöyle çok değil, biraz böyle biber salçası ekliyorum. Tekrar üzerine de zaten sos yapacağız gerçi. Hani patlıcanların üzerine salçalı bir sos yapacağız ama annem iç harcına da biraz ekle dedi. O yüzden ekliyorum. Şimdi güzelce içlerini doldurdum arkadaşlar bu harcıyla ve bir kasenin içinde biraz salça çözdürdüm. Şöyle sıcak suyla. Bunları böyle üzerinde gezdireceğim. Tam çözülmemiş gibi geldi. Şöyle. Karnıyarıklarımız oldu. Şimdi 170 derecede önceden ısıttığım fırına vereceğim karnıyarıkları. Sonra pirinç pilavına geçeceğim. Şimdi şehriyeli pirinç pilavına geçiyorum ama pilav size çok kere paylaştığım için artık hızlandırılmış şekilde izlersiniz. Derken tatlının ortasının ikiye ayrıldığını fark ettim. Çünkü bunu Gökhan makineye attı büyük ihtimalle. Ben atmıyordum. Neyse, önemli değil. Olabilir böyle şeyler.
tereyağım bitmiş. O yüzden pilava margarin kullandım. Bilmiyorum nasıl olur yani. İlk defa margarin kullandım pilava. Şimdi yemeklerim olurken ben biraz ortalığı toplayacağım. Etrafı bir yandan da hazırlamam lazım. Kameramı biraz şarj edip geliyorum. Pilavımı yaptım. Böyle peçete kapattım. O biraz demlensin. Karnıyarık da burada gayet güzel gözüküyor. Oldu. Şimdi benim artık hazırlanıp çıkmam gerekiyor. Çünkü ehliyet kursuna başladım ben. Biliyorsunuz paylaşmıştım sizle. Bugün de dersim var 5'te. Şu an saat 4.30. Hızlıca hazırlanmam lazım. Gökhan da geliyor beni almaya hemen. Böyle pıt pıt yapabildiğim kadar bir şeyler yapacağım makyaj. Sonra gidiyoruz. Şöyle koyayım. Süper oldu. Zaten çok hafif bir makyaj yapacağım. Efendim? Aşko sen hazır mısın? Evet. Tamam, mikrosun önündeyim, geliyorum. 2 dakika in aşağı. Tamam aşkım, yani iniyorum, tamam, yani hazırım derken hazırım da şu an. Tamam, hayır. Şöyle bu Trendyol'dan yeni bir kot aldım. Dizleri böyle yırtıklı, çok hoşuma gitti. Bunu giydim. Üzerime de şöyle sarı krep bir boğazım vardı. Onu giydim. Böyle kolyemi taktım. Kota bayıldım. Çok güzel bakabilirsiniz. Trendyol'dan hemen çıkmam lazım. Ben şimdi çıktım evden. Gökhan geldi beni almaya. Ehliyete gidiyoruz. Kursa gidiyoruz yani. 5 dakikam falan kaldı. İlk günden geç kalacağım. İnşallah beni geçirirler. Kalmaz. İlk günden derse geç kalmış. Ben seni bir yere geç bırakır mıyım ya? Lütfen. Kocam. Kocam. Kocam beyler. Sana bayılıyorum. Bakın işin gücünün arasında geliyor, beni kursuma bırakıyor. İşler, aşk işte. Bu işler böyle. Aşk. Sen dükkandan kalk. Arabaya bin. Bin. Git. Karını al. Kursa getir. Ama Çanakkale'de bir de trafik var. Bu nasıl bir şey? İşler. Bakın Çanakkale böyle bir yer arkadaşlar. Her yer yeşillik. Çok güzel değil mi? Vallahi benim de kafam rahat. Yemeğimi yaptım. Evimi topladım. Evet. Çıktım. Esnaf selamı. Esnaf selamıymış. Çıktım. Kurstan 8'de çıkacağım. Gökhan alacak beni bugün. Gökhan'ın teyzesinin doğum günü. Dedik oraya uğrayalım bir kurs çıkışında. Oraya gideceğiz. Yani Alev teyzeyi görmeye gideceğiz. Doğum günü kutlayacağız. Sonra birlikteyiz. Evet. Bakalım kurs nasıl geçecek? Çok heyecanlı. Haydi babacığım. Haydi kursa uzun geç kalıyoruz. Uzun zaman sonra öğrenci gibi hissediyorum kendimi. Tabii ki de yanıma ajandamı, kalemimi, defterimi, her türlü şeyi aldım. Çünkü beni tanıyanlar bilir ki ben çok severim böyle tatlı şeyleri, not yazmayı falan ve ajandamın tatlılığına bakın. Buna ben planlarımı yazıyorum. Düşünün. Çok tatlı. Yaya figürü yeşil ışık yere geçtim yayalara. Açıldığını gösteriyor. Yaya figürü kırmızı ışık yere geçtim yayalara. Kapandığını gösteriyor. Sesli ışıklar ise sadece yayalara hitap eder. Sürücüye hitap etmez. Bir mola verelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Şöyle iki metreden bu tarafları bir yere alabilirim. Şimdi mola verdik. İlk dersime girdim arkadaşlar. Öyle şimdi kapının önüne çıktım hava almaya. Gökhan'ın çalıştığı yere de yakın. Tepeye kal. Ehliyetim üstüne geldim. Öyle. Pazartesi ve bir dahaki pazartesiye kadar 5 ile 8 arası olacak. Öyle. Geldikçe size çekerim vloglarım. Akşamda artık takılırız, birlikte oluruz. Sonra güzel geçiyor. Öğrenci olduğum zamanlar aklıma geldi. Özlemişim biraz.
öğrencilik zamanlarımızda. Böyle not alıyorum falan. 100 alacağım. Bu arada bütün sınavlardan 100 alana çeyrek veriyorlarmış arkadaşlar. Hıstımı çeyrek almam yok mu peki? Kesinlikle yok. Düz çizgi tarafı sollama yapamaz. Kesik çizgi tarafı sollama yapabilir anlamına gelir. İkili eğimli yollarda. Bir kaplama üstü şerit seçim okları. Şimdi sağa veya sola dönüş yapacağız. Bu da düz gideceği için yolun üzerine de kocaman rakamlarla yazılır. Kursum bitti, çıktım şimdi. Bir yarım saat falan erken bitti. Çok uzamadı hani soru soran olmadığı için. O yüzden kimse soru soramaması peki. O yüzden hani şimdi çıktım. Dükkana yakınım dediğim gibi. O yüzden Gökhan'ın almasını beklemedim. Kendim yürüyerek gidiyorum. Haber bile vermedim onu. Öyle kulaklıklarımı taktım. Küçük şehirde yaşaman avantajı bu arkadaşlar. Yürüyerek bir yerlere gidip gelebiliyorsunuz mesela. Öyle yani. Güzellikleri de var. Bazen İstanbul'u özlüyorum falan diye sızlanıyorum ama İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek dert. Burada şu an sizle konuşamayana kadar geldim neredeyse, dükkanı göreceğim yani. Öyle. Öpüyorum sizi, öpüyorum. Kurs da güzel geçti bu arada, gayet iyiydi. Gidip dersime çalışmam lazım. Görüşürüz. Biraz müzik dinleyeyim ben. O zaman play. İçeriğini anlatmadan devam eder abla. O bu erkekler arasında çok da konuşabilecek bir şey değil mi herhalde zaten? Aslında olaylardan sonra hiçbir şekilde... Ama kalkıp da ben neden kocama bir adam derdi, neden olduğunu veyahut da niye kıyırtırdım? Neden bu kadar kocama? Şimdi market siparişim geldi. Bunları yerleştirelim. Birlikte bir şeyler almıştım. Günaydın arkadaşlar. Bugün böyle sessiz bir başlangıç yapayım dedim. Kahvaltı hazırlığı, börek attım fırına falan. Öyle anca kendime geldim. Biraz sonbahar geçişi ondan mıdır nedir? Uyanamıyorum sabahları. Normalde ben Gökhan giderken hani geri uyumuyordum. Onunla uyanıyordum ve geri uyumuyordum. Bugün uyudum ve 11'de falan uyanmışım. Yani kalkamadım. Hani bakın kalkmadım değil, kalkamadım. Hala uykuluyum, bilmiyorum ya. Herhalde bu geçiş döneminin alakalı. Tekrardan eski düzenime dönerim diye düşünüyorum. Çünkü erken kalkmayı seviyorum ben. Daha düzenli oluyor hayatım. Gerçi dün de biraz geç yattık. 1'de falan yattık, onunla da alakalı olabilir. Şimdi marketten almam gereken bir şeyler vardı ama hava yağmurlu, bayağı bir yağıyor. O yüzden dedim ki sanal marketten söyleyeyim, Migros sanal market. Şimdi aldıklarımı yerleştirelim. Minik bir dolabın da düzenini bakalım yani, karıştı kesin yine. Bir tane süt aldım. Süt vardı ama az kalmıştı. Çok kullanıyoruz biz. O yüzden böyle bir tereyağı aldım. Sütaş'ın. Dün pilav yapacaktım. Yani yaptık birlikte hatta. Tereyağı yoktu. Margarinle yaptım. O yüzden şöyle koyalım. Yanına krem koyalım. Bir dilimli kaşar peyniri aldım. Hindi füme aldım. Sandviçler de güzel oluyor. Şöyle bir yandan da bakıyorum. Biten şeyleri çıkartalım diye. Sandviç ekmeği aldım. Yani hamburger ekmeği daha doğrusu tutamda. Bu arada Çanakkale'de Getir de var. Migros sanal market de var. O yüzden çok zorluk çekmiyorum. Alışıyorum çünkü ben kullanıyorum. Şöyle chia tohumu aldım ufak. Aslında büyük alacaktım ama bir dedim ufak alayım, bir deneyeyim. Böyle bir şeylerin üzerine katarak yemek istiyorum. O yüzden
Bir de bakliyat kısmı böyle çok dolu şu anda. Bir tane daha bir şey almak istemedim büyük. Şöyle biber aldım. Bir tarif var aklımda, onu yapmak istiyorum. Sonra böyle biraz da kırmızı kapya biber aldım. Ötme. Ve cacık için salatalık yoktu. Salatalık aldım. Böyle aslında burayı da düzenlesem böyle sebzeleri falan süper olur. Neyse, bakacağız ona da. Kapatıyorum, tamam. Biz dün akşam yemek yiyemedik. Geç geldik eve. Gökhan çalıştı, ben de onun yanındaydım. O yüzden karnıyarı pilav kaldı. Bugün artık yeriz akşam. Bir de cacık yaparız. Baktım salatalık yapmış, o yüzden salatalık söyledim. Arkadaşlar selam. Şimdi ben hazırlandım, üzerimi giydim ve ehliyet kursuna gideceğim. Bugün ikinci günüm. O yüzden çıkacağım evden ve vlogu burada bitireyim dedim. Çünkü yeni bir vloga başlayacağım. Yeni bir ev vloguna başlayacağım. O yüzden bu böyle iki günlük bir vlog olsun. Çünkü bugün akşam yine Gökhan mesaiye kalabilir, eve geç dönebiliriz. O yüzden bilmiyorum hani nasıl olacak. Kameramı yanıma almayayım dedim. Şimdi bu son görüntüyü de ekleyeceğim videonun sonuna ve bunu yüklemeye koyacağım. Birkaç gündür çünkü video yüklemiyorum. Sizi de videosuz bırakmak istemediğim için. Hemen bunu bitirip yeni bir vloga başlayacağım. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu ev vloglarımı seviyor musunuz? Seviyorsanız evet Gamze seviyoruz, çekmeye devam et diye aşağıda benimle belirtirseniz ben de ona göre hareket ederim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.